Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir Tıbbın Nebevi programına hoş geldiniz. Her program, yani yaklaşık olarak son 3-4 programdır, ifsad meselesini konuşuyoruz. Dünyadaki ifsad, bedendeki ifsad, ruhtaki ifsad, sağlıktaki ifsad, ailedeki ifsadı konuşuyoruz ve bu ifsad meselesi gerçekten insanlığın başındaki bela ve şeytanın en büyük aldatmacası, en büyük oyunu. Şeytan bu fesatları nasıl yapıyor? Bununla ilgili çok önemli bize açıklamalar yapan değerli konuğum Mehmet Ali Bulut. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah, çok şükür. İnşallah fesada uğramadan defterimizi hayırla düreriz. Amin, amin ya Rabbi. Hocam kaç fesada programdır? Fesada uğrama ihtimali hep vardır. Herkes için vardır. Tabii ki, yani şimdi yola çıkmış bir insan tanıyorum. Bayağı iyi niyetlerle çıktılar. Sonra fesada uğradılar. Öyle akıbetler geldi ki insan hayrete düşüyor. Fesada uğramak nedir? Yola çıkarken ve bitiş noktasının hatimesinin fesat olması ne ile ilgilidir? Yani insanın son noktasının fesat olmasına sebep olan şey nedir? Hayatta bunu etkileyen unsurlar nedir? Hocam sizden dinleyelim. Vallahi şimdi enteresan, hani bunu hemen ben çözerim demek biraz zor. Bütün meseleleri çözeriz ama batında niyet olması lazım. Niyetin veyahut da batındaki niyetin gevşek olması lazım. O zaman ister istemez Cenab-ı Hak seni nasıl düşünüyorsan o tarafa doğru zorluyor. Ta baştan itibaren samimi olsan Cenab-ı Hakk'ın senden bir istediği yoktur. Ama sen batınında bazı şeyleri gizleyerek devam ediyorsan o zaman o ifsad ile çıkıyor ortaya işte yani. Çünkü fetene ve bele ve kelimeleri fesattan farklıdır. Yani sınavı içeren fetene ve belevedir. Fesede ise bozulmaktır. Yani aslından başka bir tarafa gitmektir. Yani Cenab-ı Hak mesela beleve kelimesini liyebluvekum eyyukum ahsenu amela, hanginiz daha iyi amel, daha güzel işler yapacaksınız diye Allah sizi belalara atar. Bu bela bizim açımızdan beladır. Bela dediğimiz şey insandaki istidatların inkişafını sağlayacak tecrübeler edinme pratikleridir. Biz buna bela diyoruz. Yani başına bir iş gelir, sen bunu rahatını bozar. Çünkü insanın nefsi şunu istiyor. Ben her şey nimet elimin altında olsun. Ben her haltı yapayım. Her türlü keyfimi çıkartayım. Ama bir mesuliyetim olmasın. Keyfim de bozulmasın. Nefsin arzu ettiği bu. Halbuki Cenab-ı Hak nefsin de içinde bulunduğu bu çekirdeği, bu istidadın nihayet kemaline varmasını istiyor. Çünkü Allah her bir eşyaya, her bir varlığa, her bir mahluka bir kemal noktası tayin etti. Ve onun zerrelerine de o kemal noktasına varmak için bir iştiyak verdi. Ta ki o oraya varsın. Esasında insan kendi kemal noktasına doğru o iştiyak ile gitse hiçbir bela, hiçbir fitneye, hiçbir imtihana gerek kalmaz. Ama insan bir çekirdekten elmalı ağaç veya meyveli ağaç varıncaya kadar sayısız mertebelere sahip olduğu için şimdi şey atıyoruz mesela, diyelim ki çekirdeği attık toprağın altına. Aslında çekirdek toprağın altına girmek de istemiyor. Çünkü o kimyasal tepkimeye girmek, çok ciddi acıları göze almak, yok oluşları, fedakarlıkları yapmak. Yani o halden çıkmaya, çekirdekten başka bir hale geçmeye nefsini razı kılmalı ki ondan bir filiz sürsün. Tabii. Değil mi? Yani bu bir sürekli bir tercih ve biraz daha ileriye gitme arzusudur. Şimdi tercihini kemalden tarafa, kemale varmaktan tarafa kullanmadıkça çekirdek çekirdek kalır. Hiçbir şey yok. İçinde muazzam bir ağaç saklayan bir çekirdek. Bu çekirdeği hadi razı kıldık, gel seni toprağın altına atalım, buradan reşvü nema bul, genişle. Aldı, 3 dal oluyor, işte bak tamam buldum diyor, bak ben çekirdekten çıktım artık diyor, böyle kalayım ben diyor. Ama mukadderat diyor ki hayır, sen kendin meyvedar bir ağaçsın, böyle tasarımlandın, o tarafa doğru gitmelisin diyor. Bu sefer diyor ki ya ben gitmeyeyim, bu kadar yeter diyor. Oldun fidan işte diyor, ha bak yeter diyor. Halbuki güneş, toprak, hava su rahat bırakmıyor. Evet, fidan oluyor. Bu sefer fidan oldum diyor, yani tamam bak işte ben oldum, çekirdekten çıktım, filizden geçtim, fidan oldum. Hayır, ne diyorsun? Devam et çünkü meyve vermen lazım. Sonra bir bakıyorsun salkım saçak meyve verdi. Vazgeçmiyorsun. Bu sefer orasını buluyorsun, burasını buluyorsun, burasını buluyorsun. Bir dahaki sene yine böyle güzel meyve ver. İşte nefs buna yanaşmıyor. Bir mertebede, bir halde ben kalayım. Böyle taze taze. Geri düştüğün zaman bu ifsattır. Yani bu tekamüle karşı durduğunda
Bu tekamülün seyrine, bu tekamülün gelişmesine ayak uyduramadığın an fesattır artık. Düşersin. Ve her şey böyle kokuşur. Durduğun an, genel gidişatın tersinde durduğunda veya o gidişata katılmadığında ifsat başlar. Çünkü aslı kökten kopmuştur. Sürekli bir gelişim içinde, sürekli kainat bir devinim ve bir gelişim içinde. Çünkü mahluk, her bir varlığın mutlak manada, her bir cüz'ün, her bir cüz'inin mutlak manada nihayet mertebesine, kendisine takdir edilen kemale ulaşması, varması lazım. Bu yarıştan düşen ifsad eder. İşte insanın en açık ve net düşmanı, Cenab-ı Hakk'ın açık beyan ile senin ap açık düşmanındır dediği iblisin, şeytanın temel vazifesi bu gidişatı durdurmaktır. Yani çünkü bu toprağın kemale varması oyununu bozacak. Ne dedi? Ben ondan daha iyiyim. Ben bu topraktan daha kıymetliyim. Sen beni ateşten yarattın, bu topraktan. Bu toprak ne? İfsad eder, bozulur, kokuşur. O bütün iddialarıyla bütün insanoğlunun ifsad etmesini, bu gelişimi durdurmasını, gelişim tarafına gitmemesini arzu ediyor. Böylece dönecek, diyecek ki ya işte bak ya Rabbi, ben sana dedim bunların hepsi zaten bozguncu, kan dökücüdür. Bunu yapmak için nefs kulağını kullanarak nefsin üstünden, nefsin tembellik melekesini kullanarak bizi gelişmekten alıkoyuyor. Gelişmeyi durduğu an, gelişme durduğu zaman. Pratik hayattaki karşılığı bu nasıl? Yani bu devinimi, bu büyümeyi, bu tohumdan meyveye dönüşme sürecini, evet, şeytan nasıl etkiliyor reel hayatta? Ya reel hayatta yani normalde işte hani bu şeyle biz bilinç üzerinden gittiğimiz zaman insanı, evet, lezzetlerle kandırıyor. Yani sen bir halin, bir lezzet anının, bir anın sürekli olmasını istiyorsun. Yani tembellik esasında budur. Ama bu sürekli devinecek. Yani sürekli kemale doğru gideceksin. Bir zirveye ulaştın, yeni bir zirveye başlar. Bir zirveye ulaştın, sana Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği hale varıncaya kadar. Bu tohum içinde geçerlidir. Mesela diyelim ki bir tane buğday ve bir tane mısır. Mısır üzerinden çok daha rahat gideriz. Mesela diyelim ki bir tane mısır ektin. Mısırdan bir koça şey çıktı, bir filiz çıktı. Evet. Bunun kaç koçanı olur? 3, 5, 7, değil mi? Evet. Yani. Olmaz mı? Olur tabii. Bir koçanda kaç tane şey vardır, tane vardır? Yani 200-300 vardır. 200-300 çok az. Öyle mi? Tabii ki. En basitinden en az 350 var, 450 var. Evet. Hadi biz 250 diyelim. Çok şey yapalım. Şimdi düşün, bir taneyi takdir edecek Allah bin tane yapacak. O devinim ile. Bu tanenin içinde bin tane saklıdır. Daha milyonlar taneler saklı. Bunu göstermesi lazım. Bunu ektik. Ben istemiyorum çürümeyi. Ben istemiyorum diyor. Yani bilinç verelim ona, hani bilinçliysin. Ben çekirdek kalmak istiyorum diyor. Bana ne ya? Sen benden yeni taneler çıkaracaksın diye beni ilgilendiriyor. İnsan bunu söylemiyor mu? Yani ben mi istedim beni yaratmayı diyor. Ben yapmayacağım, ben etmeyeceğim diyor. Bu da bir tür nefsin üzerinden ifsattır. Çekirdek açısından nasıl diyelim? Ben diyor, rüşeğim yok zaten. Çekirdeğin rüşeğimiyle oynamışsın. Şimdi fesatla yapılmıştır o açık. Evet. O ayet var, şimdi şey yapacağım. Çekirdek filiz sürmüyor. Bitti. Çürüyecek, gidecek yani. İnsanların büyük bir kısmı bugün çürümeyi göze alıyor. Tek yeni bir hamle şu halden bu hale geçmemek. Sorumluluk istendiği alanda bir veya sorumluluk almamak. Bunu almadığı takdirde bir halde karar kılıyor. Bir vaziyetin sürekli olmasını istiyor. Kulle yevmin ve fişen. Halbuki Allah diyor ki her anda bir şamdayım ve kainat sürekli bir devinim içinde. Bir anda ve bir hal üzere kalamazsın. Bu kainat kabz ve bast körü içinde muhakkak sürekli zorlanarak en yüksek kemaline varmakla al-kabidu bir hal üzerinde tutar. El-basitu açar. Tutar, Allah sana bir nimet verir, kabz içinde tutar seni. O nimetten istifade edersin. Eğer kabz müdahale etmezse, el-kabidu müdahale etmezse, bast hiçbir halde, hiçbir anda durmaya müsaade etmez. Sürekli böyle hızla, şimşek gibi kemale gitmeyi gerektirir. O zaman da nefs motivasyonunu kaybeder. Her mertebede Cenab-ı Hak kazandığı o mertebede nefse bir pay vermek için kabz ile o nimeti tutar.
Derste keyiflenir. Bir sonrakini ister. Ve bu şekilde el kabidu vel basitu ile bu evreni Cenab-ı Hak nihayet kemaline doğru götürür. Bu her bir merhalede yani her bir lezzet anında, her bir lezzet mertebesinde, lezzet dediğim ille de şey almak değildir yani bir kemal, her bir lezzette İnsan orada kalmak ister. Bir sonrakine girmek istemez. İşte herhangi bir mertebede bir lezzete çakılıp kaldığın an veya bir hal üzere çekilip kaldığın an bu ifsattır insan için. Bu başladıktan sonra artık tembellik ve geriye düşüş başlar. Ve şey için Kur'an-ı Kerim'de bu yani şeyi ifsad edenlere peygamberi uyarıyor aleyhissalatü vesselam ve Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve izâ tevelle sa'a fil ardi le yufsidu fiha ve yelik lahasa ve nasla vallahu la yuhibbul mufsidin. Burada fesadı anlatıyor. Onun öncesinde bak şöyle diyor öncesinde ve minen nasi insanlardan da bir kısmı var ki yu'cibuke kavluhu. Yani sözü seni hayrete düşürür. Yahu ne kadar enteresan şey anlatıyor dersin. Ne kadar güzel şey. Ne kadar güzel şey söylüyor dersin diyor. Ya efendim biz bu tohumu alacağız. Bu tohumu şöyle yapacağız. Hibrit yapacağız. Epler yapacağız. 1:10 verecek. 1:100 verecek. İşte %30 hacim genişleyecek. Şu olacak bu olacak. Dinlersin ya hakikaten ya bu güzel ne olmasın ki yani diyeceksin. Diyor ki böyle şey yapar. Fi kavli fi hayati dünya, dünya hayatında onların sözleri seni hayrete sevk eder. Ya ne kadar güzel konuşuyor dersin. Ne güzel şeyler anlatıyor dersin. Ve sonra kalbindekine de Allah'ı şahit getirir ki ben hak söz söylüyorum der diyor. Ona diyor dikkat et. Ve huve aladul hisam. O en tehlikeli düşmandır. Neden? Çünkü ve izâ tevellâ senin yanından sırtını dönüp sana sırtını dönüp gider gitmez sa'a fil ardı liyufside liyufside fiha yeryüzünde yani barındırdığımız tohumları hayvanları varlıkları hemen ifsada başlar. Çünkü bu mahlukun insanın yediği gıdayı ifsat edemezseniz siz onu ifsat edemezsiniz. Önce onunla başlar. O yüzden din haram ve helallerin tanzimiyle başlıyor. Sonra da mesela ne diyor? Diyor ki domuz eti yemeyin. Bu kendisidir. Kan almayın. Bunun üstünde durmadık. Size çok büyük şey düşüyor bu konuda. Evet. Yani doktorlara buna çok ama çok önemli görevler düşüyor. Diyor ki leş yemeyin. Hani bunu artık teknik olarak bunu anlayabiliyoruz. Sonra diyor ki üzerine Allah'ın adı anılmamış varlığı veya üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen davarı Allah'ın ezelde takdir ettiği halden çıkarılmış bir nesneyi yemeyin. Bugünkü sebze ve meyvelerin büyük bir kısmı bu dördüncü rükne giriyor. Bir, mesela Müslüman alimler şunu yaptılar mı? Besmele ile kesilen koyun ile besmelesiz kesilen koyunun eti arasında pratikte ne tür sıkıntılar var? Ve insanın ifsadına nasıl bir katkıda bulunuyor? İnsan tabiatını nasıl bozuyor? Bunu biz inceledik mi? Bunu evet, bunu bilebilmek ve bugünkü teknolojiyle çok zor değil hocam. Tamam. Yani bunu bir mesela Müslüman alimler, Müslüman efendim şeyler Kur'an-ı Kerim'deki bu yasak üstüne durdular mı? Çünkü ifsat oradan başlıyor. Yani insan fesada uğradığı an her şey biter. İnsanın 3 tane midesi vardır. Bu 3 midenin fesada uğramaması lazım. Çünkü insan ifsad olduğu zaman evreni ifsad eder. Yani nitekim ifsad edebilme kabiliyeti var. İblis bunu boşuna söylemiyor. Şeytan onu boşuna demiyor. Melekler de çünkü başlangıçta aynı kanaatteler. Bu bozguncudur ve fesatçıdır. Neden? Nüvesinde, fıtratında bozulma imkanı var. İbliste bozulma yok. Melekte de bozulma yok. Çünkü onlar kanun birer kanundurlar. Zaten ifsat makamındadır. Zaten mükemmel şey makamında. Ama sen artı sonsuzdan ensiz sonsuza kadar ve Cenab-ı Hakk'ın kendisinden bir nefka üflediği bir zatsın, bir insansın. Senin ifsadın kainatın ifsadıdır. Çünkü sen bu alemin rüşeymi gibisin. Yani bir yumurtanın canlanması için onun bir horuz tarafından döllenmiş olması lazım. Döllenmiş olman lazım ki bu evren işe yarasın. Sen fesada uğradığında bu yumurta cılıktır. Yanlış mıyım?
Yani kesinlikle doğrusu hocam. Zaten işte, geçen biz ilk ifsad programını falan konuşmaya başlarken, yani ifsad nedir, ifsada en çok sebebiyet veren, hani tohuma gittik, insana evet. gittik. Yani insanı okumadan kainatı okuyamıyoruz. Bu tohum meselesinde de böyledir. İfsad meselesinde de böyledir. Evet, işte şimdi mesela diyelim ki Cenab-ı Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki insanda diyor bir et parçası var diyor. İşte o bozulduğu zaman şöyle olur böyle. Üç tane şey var. Üç tane Bediüzzaman söylüyor. Yani üçe dörde beşe çıkartıyor bazı yerlerde ama temel üç tane mideden bahsediyor. Mide var, evet. evet. Yani işte o beşeriyet midesi, insaniyet midesi, dünya midesi. Ama bunu insan üzerinde üç mideye indirgeyebiliyoruz. Bir, bu mide. Yeme içme midesi. İki, akıl midesi. Üç, kalp midesi. Bu üçünün ifsadı buraya bağlıdır. Veya düzelmesi. Eğer siz haram yerseniz, zulüm işlerseniz, şunu yaparsanız hareketleriniz bozulur. Hareketleriniz bozulursa bu fesada uğrar. Bozulur. Beyin bozulduğu zaman zaten kalbin selameti oluşmaz. Kalp maalesef akıl tarafından kontrol edilip doğru manaya sevk edilmezse nefsin gavatıdır. Nefs onu sürekli kendi çıkarına uğraştırır. Zaten aklın imanı, eğer nefs tam teslim olmamışsa, akıl iman ediyor ve nefs aykırı gidiyorsa, o zaman münafıklık ortaya çıkıyor. Çünkü hacı yatmaz gibi kalp bir akla bakıyor, bir nefse bakıyor. Bir akla bakıyor, bir nefse bakıyor. Münafıklık oradan çıkıyor. İkisinin, bu üçünün tam teslim olması lazım. İfsat bir kere başladı mı, insan ifsada uğrar. Aklın doğru bilgilerle, alemi doğru okumaya götürecek bilgilerle donatılması lazım. Çünkü ikra Bismi Rabbikellezi halak. Bu bir şablon, bu bir paradigma. Bu paradigmayı bozduğun zaman beynin doğru düşünmesi, doğru bakması mümkün değildir. Yani şu anda bir ateist akılsız mıdır? Ateisttir. Bir deist akılsız mıdır? Ateisttir. Hayır. Aklın paradigmasını değiştirdi. Akıl da öyle gidiyor. Yani siz başlangıçta postulayı kurarsınız, ondan sonra her şey dost doğru gider. Şimdi mesela adam diyor ki bir maymun diyor sayısız kere diyor bir daktilo vurur bir gün Shakespeare olur. Adam bu postulayı kabul ediyor. Sonra da diyor ki Allah olması gerekmiyor. Bir maymun senelerce yazarak belki bir gün bir Shakespeare kitabı yazar. Bunu kabullenebiliyor. Akıl bu. Akale kelimesi kıyas yapan varlık demektir. Sen şunu kırmızı diye tanıtırsan, halbuki kırmızı değil. Sen bunu da beyaz diye tanıtırsan, halbuki bu da beyaz değil. Buna kırmızı der, buna beyaz der. Ha, ne girdi devreye? İşte iman ve doğru niyet giriyor. Akıl bozulduğu zaman beslenme noktasında paradigmeler bozuluyor. Yani şunu da yemişsin, domuz eti yemişsin, çok şey değil ki o da ettir, o da ettir. Üzerine besmele çekmişsin, yemişsin, çekmemişsin, yememişsin. O da ettir, o da ettir. Öyle diyecek. Bu, bak bu, bununkini bozdu. Bunda eğer haram çokça varsa bu da onu bozuyor. Bunlar ikisi bozulduğu zaman kalp midesinin bozulmamasının imkanı yok. Bugün insanlığın büyük bir kısmı kalp midesinden ifsad olmuştur. Her gün dizilerde yakışıklı adamları çakıyorsun güzel kadınların gözlerinin içine, etkilenme diyorsun. Güzel hatunları öryan açıyorsun, veriyorsun erkeklerin gözlerinin içine, etkilenme diyorsun. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki peygambere söyle o kadınlara gözlerini haramdan çeksinler. Çünkü gözden giren tagaddi kalbin talebini bozuyor. Hem erkekte hem kadında. Sen bunu durdurmazsan, sen bu girişleri mesela sevgiyle beslenmesi, muhabbet ilahiyeyle beslenmesi gereken bu kalbi tutkular ve şehvetten gelen hazlar ve lezzetlerle beslersen bu ifsada uğradı artık. Çünkü o zaman gerçekten aşk ile bedenin cazibesini, çekiciliğini aynı şey zannedecek. Çünkü elinde parite yok, ifsada uğramıştır. Bu fesat başladığı andan itibaren dünyanın kendisi fesada uğradı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve dua ile müminlere öğrettiği hakkı hak olarak bilip tabi olmak, batılı batıl görüp içtinab edebilmek, evet. bu fesatla ilgili bir şey. Evet, bu bir iman ve iradeyi doğru kullanma işidir. Yani çünkü iman ve irade, evet irade bu bedenden hasıl olan bir şeydir ama bütününden doğar. Bütününden. Yani sadece akıldan, sadece nefsten, sadece şeyden doğmaz. Yani bütün mesela bir araba yürüdüğü zaman sen bu sadece kaportadır, sadece motordur, sadece şarjdır, sadece aküdür diyemezsin. Hepsi birlikte motor dediğimiz şeyi var ederler. İşte irade de bedenin toplam muhassalasıdır. Bu iradenin eline
mantıklı çalışan bir akıl bilgisini vermezseniz o iradeyle ne yapacağını bilmezsin. Çünkü ne yapacaksın? Sana Allah kendisinden üfledi. Bu sana bir irade verdi. Bu iradeyi doğru yönde kullanacaksın. Doğru yol hangisi? Doğru yönde kullanmak, iradeyi doğru yönde kullanmak bu akıl ile olur. Ama senin aklın ifsad edilmiş. Sen gidersen onu kötü yönde kullan. O zaman bir devinim, bir büyüme, bir gelişleme ve amaca doğru yürümek pek mümkün olmayacak. İşte tabii o bozulduğu zaman zaten seni oradan atalete düşürüyor. Esas olan yani bir varlığın fıtri gelişiminden alıkonmasıdır. Peki hocam, riskli bir soru sorabilir miyim? Özür dileyerek. Siz hani olayların Allah razı olsun yıllardır üzerinde birlikte çalıştığımız bazı manevi hastalıklar olduğunu düşündüğümüz şeyler var. Yani olduğunu düşündüğümüz hastalıklar var. Bunlardan birisi bu devinimde, bu büyümede, bu amaca Cenab-ı Hakk'ın kuldan istediği o amaca doğru giderken ki durdurulan insanlar var. Evet. Mesela otizmli hastalar. Tamam, durduruluyor. Yani tamamen durdurulmuş. Hani bunu çok net fark edebiliyoruz. Tabii yani, durduruluyor yani. Onu biliyorum. Yani bu amaca doğru bir durdurma var. Evet. Buradaki bu şeytanın oyunu bitmiş. İfsad meselesi olabilir mi? Veya bu o şeytanın son noktası bir eseridir. Evet. Yani o tahakkuk etmiş bir ifsattır. Yani mesela ne diyor? İnsanların diyor elleriyle yaptıkları fesat gökleri, yerleri ve denizleri kirletti. Ben yaptıklarının bir kısım neticelerini onlara tattıracağım. Belki dönerler. Şimdi ben ısrarla şunu söyleyip duruyorum. Bugün aslında şu ilginç bir şekilde radyodaki konuşma da bu çerçevede oldu. Tuhaf bir şekilde. Yani radyoda da bu mevzuyu konuştuk. Yani لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ yani diyor ya fesat yapmak, bozmak. Evet. Bu çocuğun o şekilde doğmasının temel birkaç problemi vardır. Yani mesela şey niye bozulur? Kromozom niye bozulur? İzah edebiliyor musunuz? Mesela 13. kromozom bozulduğu zaman veya 22. kromozom ziyade olduğu zaman. Çünkü bazen mesela orada X'ye belirleniyor ya. Tıbbi olarak bunun genetik mutasyonla evet. ilişkilendiriyoruz. Genetik niçin mutasyon amaçları tıbbi olarak bunu izah edebilmek niçin bu mutasyon meydana geliyor diyorum. Yani neden o gen bozuluyor? Mesela sapasağlam. Neden diğeri değil de 14-15 değil de bu yani gen? İşte, hayır işte neticede bu gen mesela diyelim ki 23 kromozom, aram 20 kromozom annende alıyorsunuz. Anneden veya babadan bir ifsat yoksa çocukta ifsat çıkar mı ortaya? Çıkmaz. Hayır. Çıkmaz. O ifsat neyle oluyor? Biz şunu zannediyoruz. Ben her türlü haltı yaparım ve hiçbir şey olmaz. DNA şimdi kulak bir şey duyduğunda evet. bunu ribonükleik asit olarak kaydeder. Deoksiribonükleik asit olarak değil. Bir süre onu tutar. Eğer bu beyin için gerekliyse onu kuvvetle yapıştırır. Bunun adı deoksiribonükleik asittir. Yani herhangi bir yerde, hiç kimsenin görmediği bir yerde, büyük bir günah işlediğinde veya büyük bir suç işlediğinde senin kitabın hiç kimse olmadığı halde bunu senin içine yazıyor. Yazıyor. Çünkü sen zulmettin. Biz geçen hafta demiştik ki en çok ifsada sebebiyet veren zulümdür. Allah kafire karşı savaşın demiyor ama zalime karşı savaşın. Zulmün şiddeti ifsadın evet. şiddetiyle ilgilidir. Sen zulmettiğin zaman herhangi bir kulu, herhangi bir insanı bir fiilinden, bir hareketinden alıkoyacak bir iş yaptığında Allah bunu sana yazıyor. Neyle yazıyor? Ribonükleik asit olarak yazıyor. Ve senin DNA'na yazıyor. Bilginin kader olması anıdır. Hiç kimse yok yanında ama sen bir halt edersin, dehşet bir halt, bir yanlış, büyük bir zulüm, bir cinayet ile bir adam öldürmek değildir. Yani zulüm eşyaya karşı da cinayet işlenebilir. Mahlukata karşı da bir cinayet işlenebilir. Siz bunu yaptığınız zaman tak dersin içinize o şey yazılıyor. Ve sizin bir geniniz bozuluyor. Bu gen artık siz tamamlanmışsınız, sizi yamultmuyor ama sizden sonra gelince yamultuyor. Çünkü yani ukubet gösteriyor ki akıbetler gösteriyor ki yani mesela mahsiyetler bir netice veriyor. Çünkü su testisi su yolunda kırılır diyor. Bir adam öldüğü zaman ok oldu zaten köleydi diyoruz. Veyahut da şeyini buldu, hakkını müstahakkını buldu diyoruz. Neden? Zihin ister istemez diyor ki bir insan bir mahsiyet işlerse mahsiyet nedir?
kötülük. Hayır, kötülük demeyelim. Normal yürüyüşün tersinde bir şey. Evet. İnsan tabiatına yakışmayan, hayvana yakışmayan bir hali bir insanın yapmasıdır. Masiyetin sınırlarını Cenab-ı Hak insan için belirlemiştir. Mübahlar vardır, menduplar vardır, helaller vardır, haramlar vardır. Kul için bunu koymuştur. Bunların dışına taştığın an ne yapıyorsun? Sen o bir masiyeti işliyorsun. Cinayet işliyorsun ya, gizli gizli. Elinde sonunda gelip onun bedelini ödüyorsun. Şöyle, elinde sonunda o gelip seni buluyor. Şöyle bir ifade de var hocam. Bu nerede geçiyor, siz daha iyi bunu söyleyebilirsiniz. Allah küfre rıza gösterir ama zulme rıza göstermez diye. Şimdi buradaki zulüm meselesi, yani bu meseleye nasıl bakılabilir? Yani o zulüm ve ifsad üzerinden gidiyoruz. Yani evet, zulmün şiddeti, hani söylediniz ya hocam, ifsadın oranıyla zulmün oranı birbiriyle paraleldir evet diye. Yani şimdi mesela ayet-i kerimede şey yazılırken, yani diyor ki her kim bir adam öldürürse biz bir mislini de şeye yazacağız. Neydi? Habil'in şey, Adem'in oğlu Kabil. Kabil'e. Evet. Min ecli zalike, o Abil ile Kabil'i anlattıktan sonra Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Ketebna ala beni İsrail'e ennehu men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesedin fil ardi. Bak yine burada da şey, fesat var. Men katele nefsen bi gayri nefsin. Öldürmek fesat olarak ifade ediliyor. Evet. Bi gayri nefsin. Yani bir insan saldırıya uğradı. Evine saldırıldı, haksızlık şekilde, canına kastedildi, malına kastedildi. Bu karşısındakini savunma amaçlı olarak Cenab-ı Hak diyor ki, sana zulmen gelip sana şey yapıyorsa onu öldürebilirsin. İkincisi, kimse bunun üstüne pek düşmüyor. Fesat yapıyor. O fesat. Ya senin malına saldırıyor, arzına saldırıyor, canına saldırıyor. Sen bunu kendini savunmak için öldürsen, mahkeme de seni şey görüyor. Yani delilleri inceliyor. Bakıyor ki hakikaten eğer sen mazlumen çaresiz bir şekilde onu kendine savunmak için bunu yapmışsan, ya beraat ettiriyor ya da çok az bir şey veriyor. Ama bak, ikinci ayetin ikinci adımı fesattır. Kimse bunun üstünde tam olarak durmuyor. Diyor ki fesat eden. Bir gün bir ilimizin adını vermeyeyim. Bir ilimize sarı buğday festivali yapıyorlar. Zaten bilinir. Oraya gidiyoruz. Yolda Gaz Dağları'na doğru çıkıyoruz. Bir ilçenin yolda 3-4 tane ev gördüm. Evet. Hocam, bunu reklamdan sonra rica etsek alabilir miyiz? Reklam.